Bu doğa bizim, bizlere emanet. Korumalıyız hep doğamızı biz. Hep kuşlar ötsün, çiçekler açılsın. Çevremizdeki tüm canlılar gülsün. Doğa takımı başlıyor işte. Doğa takımı koyuldu işe. Doğa takımı başlıyor işte. Doğa takımı koyuldu işe. Doğa takımı, doğa takımı, doğa takımı, doğa takımı. Bir sepette 12 yumurta var. 6 çıktı. Kaç kaldı? 12 yumurta. 6 çıktı, 3 yumurta kalmadı. Peki, akan bir şelaleyi kim durdurabilir? Kim? Biraz düşünün. Fotoğraf makinesi. Limonun yarısı kaçtır? Limonun yarısı. 25. Peki. Kirpiler nasıl uyur? Şimdi diken var. Diken üstünde. Sen bunların cevaplarını nereden biliyorsun? Belki ben sorarım diye araştırıyorum. O zaman bir tane de sen sor. Bir adam yolda yürüyormuş. Ayağı takılmış. Tam düşecekken üstüne su dökülmüş. Adam düşmekten kurtulmuş. Neden? Hayda. Neden? Bilmiyor musunuz? Hayır. Neden? Düşünün biraz. Ah, bakın nasıl da yağmur yağıyor. Nasıl bastırdı birdenbire değil mi? Evet. Acaba senin bilmecen bununla mı alakalıydı? Nasıl? Adam tam düşecekken tepesine su dökülüyor. Aa, o adam Fatih abiymiş. Yüce Rabbim neşenizi daim etsin arkadaşlar. Kimmiş o adam? Bir bilmece anlatmıştım da Fatih abi. Adamın üstünde su dökülüyordu. Sen de böyle ıslak gelince. Birden yağmur bastırdı arkadaşlar. İyi ki hazırlıklı yakalanmışsın. Yağmurluğun varmış. Hey Yarencim, bisiklete biniyorsan hava durumunu da takip etmek zorundasın. Neymiş o bilmece? Bir tane adam yolda giderken ayağı takılmış. Tam düşecek yenisine su dökülmüş. Adam düşmemiş. Neden? Neden? Çünkü suyun kaldırma kuvveti varmış. Allah iyiliğini versin. Aklıma hiç gelmemişti. Hey arkadaşlar, madem hava yağmurlu, ben böyle deli gibi ıslandım. Sonra bu sorudan soru suyla ilgili cevabı da hayli sulu bir şaka. Şöyle oturun da bir suyla ilgili muhabbet açalım ha. Hadi gelin. Zaten dışarı çıkmamız imkansız gibi gözüküyor. Baksanıza hala nasıl yağıyor. Evet evet, aynen öyle, rahmet yağıyor. Ülkemizin de arasında bulunduğu pek çok ülkede ani sel baskınları yaşanmakta. Bilim insanları 500 yılda bir gerçekleşen bu olayların son dönemlerde giderek artabileceğini belirtiyor. Bu durumun sebebi olaraksa küresel ısınma gösteriliyor. Ortalama küresel sıcaklığın 1,5 derece artması, yağışların çok daha şiddetlenmesine neden olmakta ve ısınma devam ettikçe hava olaylarının daha sık yaşanması kaçınılmaz. İklimin değişmesi su döngümüzü değiştiriyor. Isınan atmosfer, daha fazla nem tutması sebebiyle daha çok yağış bırakıyor. Bu da sulu alanların daha sulu, kurak alanların daha kurak kalmasına neden oluyor. Bu yağış su kaynaklarımızı artırıyor değil mi Fatih abi? Maalesef Yiğit'ciğim, bu yağışların çoğu depolanamadan heba olup gidiyor. Toprak emilim gerçekleştiremiyor. Bu da içme suyunun artışına katkı sağlamıyor. Ben bunu tam olarak anlamadım. Şimdi şöyle düşün Aslı'cığım. Sıcaklığın artması karada daha fazla buharlaşmaya neden oluyor. Tamam. Bu da toprağın kurumasına, bölgede kuraklığın artmasına neden oluyor. Bu da tamam. Bu kadar yağmur aynı anda yağınca dengelenmiyor mu Fatih abi?
Maalesef Ömerciğim. Birden yağan yağmur kurumuş toprak üzerinde emilim gerçekleştiremeden akıp gidiyor. Yani o da okyanuslara, denizlere, derelere akıyor ve heba oluyor. Bu da yeraltı sularının beslenememesine sebep oluyor. Şimdi anladım. Aynen öyle. Bu da kısır döngüye doğru gidiyor. Evet. Güçlü yağışlara rağmen toprak emilim gösteremediği için kurak ve aşınmış kalıyor. Sonraki yağışlarda da daha hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Peki küresel ısınma nasıl yağışlara yol açıyor Fatih abi? Şimdi aslında Yarencim, ısınan dünya doğrudan seli tetiklemiyor. Ama seli oluşturan faktörleri tetikliyor. Ne gibi? Şimdi küresel ısınma suyun döngüsünü değiştiriyor. Sulak alanlar daha sulak, kurak alanlar daha kurak kalıyor. Bu da daha çok yağış yağmasına sebep oluyor. Bugünkü gibi. Evet, yağmurun şiddetlenmesi böylelikle sele sebebiyet veriyor. İklim krizi bugün tüm hava olaylarının daha sıcak, daha nemli ve daha enerjetik bir atmosferde gerçekleşmesine neden oluyor. Bir tencere içinde su kaynattığınızı düşünün arkadaşlar. Su ısındıkça köpürmeye başlar, değil mi? İşte bu daha fazla enerji anlamına gelir. Köpürme ile beraber bir de buharlaşma gerçekleşir, değil mi? İşte bu da tencerenin kapağında nemlenmeye neden olur. Bu ısınma ile beraber ortaya çıkan fazladan ısı, enerji ve nem birkaç farklı sonuç doğurur. Sıcaklığın her bir derece yükselmesiyle atmosferdeki nemlilik oranı %7 oranında artar. Bu durum ani sel riskini artırır. Sel baskınları ise doğal yaşamı ve insan hayatını tehlikeye sokar. Atmosferdeki ısı artışı, yoğun yağış oluşturan hava sistemlerinin enerjisini artırır. İş yine dönüp dolaşıp küresel ısınmayla mücadeleye dayanıyor yani. Aynen öyle Ömer. Sıfır atık kurallarına dikkat etmek. İsraftan uzak durmak. İhtiyacımız olmayan ürünleri satın almamak. Kimyasal kullanımını azaltarak çevre dostu bir hayat sürmek. Arkadaşlar, bu ve bunun gibi kuralları her daim konuşuyoruz. Kısacası bireyden devletlere varıncaya kadar karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Fosil yakıt tüketimini azaltmak da en önemli adımlardan biri olmalı. Fosil yakıtlar sera gazı salınımını artırır. Bu, gezegenimizin ısısını artırır. Bu da atmosferde daha fazla buharlaşma anlamına gelir. Buharlaşmanın artması da daha yoğun yağış olaylarını, yağış fırtınalarını tetikler. Arkadaşlar, daha önce sarnıç kelimesini hiç duymuş muydunuz? Peki hiç sarnıç gördünüz mü? Sarnıç nedir biliyor musunuz? Sarnıç, su biriktirmek amacıyla yer altına yapılmış depolara verilen isimdir. Eskiden evlerin alt kısımlarında küçük sarnıçlar oluşturulur, yağmur suları çatıdan borular yardımıyla buraya taşınırdı. Daha eski dönemlerde ise bu yöntemle mahalle ya da kentlerde daha büyük kuyularda suyun biriktirilmesi sağlanırdı. Bu yağmur sularının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için hayli önemli bir yöntemdir. Sarnıç, dünyadaki en eski yağmur hasadı biçimidir. Yağmur hasadı da ne mi? Hadi bakalım neymiş? Arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz bu kap bizim su depomuz olsun, tamam mı? Bunu evimizin altına koyuyoruz. Bu kabımızın kapağı da bizim çatımız olsun. Tamam mı? Tamam. Şimdi gördüğünüz üzere burada boşluklar var kapakta. Bu da bizim neyimiz olacak? Oluklarımız. Oluk yapmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bir delik açmamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Deliğimizi açtık. Şimdi bu açtığımız delik bizim oluğumuz. Tamam mı? Ömerciğim, oradan pipeti uzatır mısın? Şimdi pipeti de ne olarak kullanacağız arkadaşlar? Buyur abi. Bir tane olsa yeter. Teşekkür ederim. Oluğa gelen borular olarak kullanacağız. Tamam mı? Şimdi bu bizim pipetimiz, su borumuz. Bunu dikkatlice şöyle verev olacak şekliyle kesiyorum. Ondan sonra bunu oluğa yerleştiriyorum. Ve yağmur suyunun dışarıya kaçmaması için silikonluyorum ya da harç sürüyorum.
şeylerini muntazam yapıyorum, düzgün yapıyorum akması için. Değil mi arkadaşlar? Ömerciğim, rica etsem şuradan bir su dökebilir misin? Tabii abi. Yavaş yavaş, dikkatlice yağmur suyu gibi dök. Şimdi bu oluklar sayesinde ve oluklara yaptığım borular sayesinde çatının üzerinde biriken sular eğimle birlikte ne oldu? Su depomuza aktı. Su depomuza aktı. Evet, aynen öyle. Şimdi bakın, hepsi birikti, birikti, birikti. Su deposuna aktı ve su deposu doldu. Ben bu su deposunda biriken suyu günlük ihtiyaçlarım için kullanabilirim artık. Yoksa su akıp gidip kanalizasyona karışacaktı. Ya da akarsulara, denizlere. Aynen öyle. İşte arkadaşlar, yağmur hasadı sistemi budur ve bu çok önemli bir sistemdir. Suyu kullandığımız her yerde bunu kullanmalıyız. Özellikle tarım alanında kullanırsak çok daha etkili olur, değil mi Fatih abi? Sadece tarımda değil, sanayide, tekstilde, her alanda, yani kısacası suya ihtiyaç duyulan her alanda yağmur hasadı sistemi kurulması çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Arkadaşlar, su tüm canlıların yaşamı için en temel gereksinimlerin başında gelir. Yaşamın devamlılığı için bu denli önemli olan suyun çok kısıtlı kaynaklara sahip olduğunu biliyor muydunuz? Mesela dünya üzerindeki suyun yalnızca %2,5 kadarı tatlı sudur. Üstelik bu rakamın %70'ini buzullar oluşturmaktadır. Kısacası erişilebilir durumda olan tatlı su kaynaklarımız yalnızca %1'dir. Bu nedenle yağmurun yağdığı alanda tutulmasını sağlayan su hasadı çok önemli bir yöntemdir. Bu yöntem suyu doğal akışına bırakmayıp yeniden kullanım için biriktirmek mi oluyor? Evet. Aslında bu yöntemin bir de özel havuzlarda suyu toplayıp toprağa emdirilen sistemi de mevcut, biliyor musunuz? Peki neden yağmur hasadına önem vermemiz gerekiyor? Bunu başlıklar halinde yazalım mı Fatih abi? Olur. Yağmur dindiğinde bu yazıları ağaçlara ve sokaklara yapıştırarak bu konu hakkında herkesi bilgi sahibi yapalım. Harika olur bu. Hadi kağıtları getirin de yazalım çocuklar. Tamam, malzemelerimiz tamam herhalde. Tamam abi. Şimdi arkadaşlar, herkes kendine bir kalem alsın. Kağıtları da dağıtalım Yarenciğim. Arkadaşlar, geleneksel bir yöntem olması sebebiyle bir kültür mirası olarak da görebileceğimiz yağmur hasadının faydaları saymakla bitmez. Ne gibi mi? Mesela, yağmur suyu ücretsizdir. Depolayıp kullanırsak ekonomik avantaj elde ederiz. Kırsal kalkınmayı destekleyecek bir yöntemdir. Kuraklıkla mücadele ederek erozyonu önlememize yardımcı olur. Toprağın yapısını besleyerek toprağı onarır. Su baskını ve sel gibi felaket risklerini azaltır. Tarım arazisi, orman ve mera gibi alanların ekosistemini besler. Serinlik ve nemliliği dengeler. Kolayca uygulanabilir bir yöntem sunar. Suyu döngüde tutarak tatlı su kaynaklarımızı geliştirir. Bugün ve gelecek için suyun korunmasına katkı sağlar. Tamam. Yazma işi de tamam herhalde, değil mi? Tamam abi. Hadi bakalım, yerlerinize oturun. Bizler de şimdi Ömer'le bu topladığımız kağıtları alıp dışarıya çıkacağız, fotokopi çektireceğiz, tamam mı? Sonra da geçip her ağaca asacağız bunu. Anlaştık mı arkadaşlar? Gel bakalım Ömerciğim. Geç. Ömerciğim, makinenin tepsisine müşrette kağıtları koydun değil mi? Koydum abi. İsrafa karşıyız biliyorsun. Aslan parçası be. İşte doğa takımı ha. Haydi bismillah. Şuna bakın. Daha 2-3 saat öncesine kadar bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Şimdi gürlük güneşlik oldu. Hadi o zaman gidelim de kağıtları asalım. Durun. Ne oldu? Şunu sosyal medyamıza yükleyelim. Bu sayede herkes görür. İyi düşündün Ömer.
Evet arkadaşlar, hayırlısıyla bir günün daha sonuna geldik. Rozeti yine ben asabilir miyim abi? Olur. İyi tamam o halde. As. Ekran başındaki değerli Doğa takım üyeleri. Biliyorsunuz ki su hayattır, su gelecektir. Onu bilinçli tüketmeli, doğru kullanmalıyız. Tekrar görüşünceye deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bugün birbirimize bilmece sorarken birdenbire yağmur başladı. Ben bu tür yağışların suyumuzu arttırdığını düşünerek seviniyordum. Ama öğrendiklerim bana bu bilgimin yanlış olduğunu gösterdi. Su hasarı yöntemiyle suyumuza nasıl sahip çıkabiliriz? Bunları konuşup öğrenmek çok hoşuma gitti. Damlatan muslukları onarmak, suyu boşuna akıtmamak, makinelerimiz tam dolmadan çalıştırmamak. Suyu korumak için dikkat etmemiz gereken onlarca bireysel yöntem var. Ama toplumsal ve kitlesel önlemler almak çok kıymetli. Apartmanlarımızda yağmur hasadı sistemi yaptırmak, mahallelerde bu sistemi kurdurmak. Kısacası bu yöntemi yaygınlaştırmak hiç zor değil. Erişilebilir tatlı su kaynaklarımızın %1 olması, kaynakları ne kadar üzerine tüketiyor olduğumuzu gösteriyor değil mi? Arkadaşlar, bugün anne ve babalarımızın zamanı olduğu gibi bizim de zamanımız. Tıpkı yarın bizim zamanımız olduğu gibi bizden sonrakilerin de zamanı olacağı gibi. Bu zamandan yarına, bizden sonrakilerin zamanına sahip çıkmazsak ileride çok pişman oluruz. Arkadaşlar, sosyal medyamızda paylaştığımız görseli beğenin, paylaşın, daha fazla kişinin görmesine yardımcı olun. Unutmayın ki bilgiyi paylaşmak çok kıymetlidir. Size sunacağımız bu katkı da suyun daha fazla korunmasına yardımcı olabilir. Şimdiden teşekkürler. Unutmayın ki dünyanın sahibi Allah'tır. Bizlerse ancak emanetçisiyiz. Bu doğa bizim, bizlere emanet. Korumalıyız hep doğamızı biz. Hep kuşlar ötsün, çiçekler açılsın. Çevremizdeki tüm canlılar gülsün. Doğa takımı, doğa takımı.